Evet, herkese merhaba tekrar. Bugün size alışveriş değil başka bir şey çektim. Çekiyorum hatta şu an çekmeye başlayacağım. Çanta koleksiyonum, sevdiğim çantalarım. Benim aslında çok fazla çantam yok. Çok fazla işte ne bileyim ayakkabı alışverişi yaparım, kıyafet alışverişi yaparım ama çok fazla çanta alışverişi yapmıyorum. Üniversiteye gittiğim dönemlerde aslında daha çok böyle sürekli bir şeyler alıyordum çantaya dair. Yaşım büyüdükçe böyle pahalı çantalar alayım, tek tük çanta alayım ve sıkıldığınızda pahalı çantaları nakite çevirebiliyorsunuz. Altından fazla değerleniyor biliyorsunuz marka çantalar. Öyle düşünmeye başladım. Daha kaliteli çantalar takayım. Zaten iyi bakıyorum çünkü kıyafetlerime de, ayakkabılarıma da, çantalarıma da. Zaten eskitmiyorum. Daha kaliteli çantalar alayım. Daha belki biraz değeri, maddi değeri yüksek çantalar alayım ama daha uzun süre kullanayım. Az ve öz olsun mantığındayım aslında çok fazla çantadansa. O yüzden çok fazla çantam yok. Size şimdi en sevdiğim çantalarımı göstereceğim. En çok kullandığım çantalarımı göstereceğim. Çantalara geçelim. Şimdi hangisinden başlasam? Üniversite yıllarından yeniye doğru geleyim isterseniz. O zamanlar biz üniversitedeyken Guess çantalar çok popülerdi. Hemen şöyle bir tane alıyorum. Şöyle bir tane çantam var Guess. Hakikaten en sağlam çantası falan olabilir. Normalde Guess çok sağlam bir marka değil bana kalırsa. Cüzdanları ya da işte şu sapları falan kopma yapabiliyor bir sene sonra. Bu benim gerçekten oldukça sevdiğim bir çanta. Hala kullanıyorum. Ya 10 sene falan olmuştur herhalde alalı. Hala kullandığım bir çanta. Çok fazla Guess çantam vardı. Onların hepsini sattım. Zaten yepyeni durumdaydılar. Ben bunları kullanmam bu saatten sonra deyip hepsini dolap uygulamasından satmıştım. Paraya çevirdim. İsteyen insanlar da böyle uygun bir fiyata almış oldular benden. Sonrasında yine şöyle bir mango çantam var. Bunun fermuarı bozuldu da çok eski bir çanta. Üniversite hazırlığa falan gidiyordum aldığımda. Derisi çok değişik bir deri. Böyle nubuk gibi. Çok kaliteli bir derisi var. Fermuarını tadilat yaptırmam gerekiyor. Fermuarı biraz sorunlu şu an. Bu çantam da gerçekten çok sevdiğim. Yani Mangol'un bir çantası. Çok pahalı bir çanta değil. Çok 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 sevdiğim bir çantaydı. Hala bunu da seve seve kullanıyorum. Yani dediğim gibi böyle hep kullanabileceğim orijinal parçalar bıraktım aslında kendime. Sonrasında yine gelsin. Şöyle bir çantasını almışım. Bayağı ağır bir çanta. Çok kullanamıyorum çok ağır olduğu için. İçinde bölmeleri var. Üç göz halindeydi şöyle içi. Çok kullanışlı ve çok kaliteli duran bir çanta. Bunun da derisi çok güzel. Guess'in yine pahalı ürünlerinden ve derisi bozulmayan ürünlerinden. Dediğim gibi bazıları gerçekten çok fazla atıyor şuralardan, dikişlerden falan. Bu öyle değil. Bunu da seviyorum. Biraz böyle Prada'ya benzetmişler herhalde. Biraz Prada'yı anımsatıyor. Bunu da herhalde elimden çıkarmam, uzun yıllar kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü derisi gerçekten çok kaliteli bir deri. Sonra hep günlük olarak kullandığım bir çantam var. Onu size şimdi göstereyim. O da burada. Etrafıma yığdım bu arada çantaları. Şöyle bir çantam var. Alexander Wang'in bir çantası. Bu biraz pahalı ürünler kategorisine girebilir. İnanılmaz kullanışlı. Şöyle yumuşacık bir derisi var. Tek sıkıntısı şu altındaki metal kısmın çok ağırlık yapıyor olması çantaya. Ama içi o kadar büyük ki diye dünyaları alıyor. Küçücük gözüküyor. Dünyaları alan bir çanta. Ve benim şu detay da çok hoşuma gidiyor. Bu ne bileyim altın aksam mı deniyor ne deniyor. Benim hoşuma gidiyor. O yüzden bunu da bayağı bu kaç senelik bir çantadır. Bu 6 senelik falan herhalde bir çanta. Çok severek kullanıyorum. Ya uzun yıllar kullanırım diye düşünüyorum. Şöyle tatile falan giderken özellikle yanıma alıyorum. Bunu çok fazla şey aldığı için. Böyle. Şimdi en sevdiğim çantamı göstereceğim size. Hatta en sevdiğim ikinci çantam bu. Louis Vuitton'un bir çantası. Bunu da yine üniversiteye giderken almıştım. Yepyeni durumda ve o zamanlar çok daha uygundu fiyatları. Şu an uçmuş durumda. Herhalde 10 bin liralar falandır şu an fiyatı. Şöyle. Çok çantama da gayet güzel baktım. Bir gün sıkılırsam da bunu gayet bir ikinci el mağazasında güzel de bir fiyata satarım. O yüzden böyle klasik parçalar bence evinizde kesinlikle bulundurun. Her kadının böyle kaliteli bir tane iki tane çantasının olması gerekiyor. Yani günlük çantalar dışında. Tabii bunu günlük kullanamazsınız. Sapları falan da oldukça iyi durumda. Bunu üniversiteye giderken almıştım. Böyle o zamanlar bizim okulda çok modaydı böyle şeyler. Louis Vuitton'lar falan. Her kızın vardı yani bir Louis Vuitton'u. Para falan biriktirirdik bunu almak için. Yani o zaman da çok ucuz bir çanta değildi. Çok gerçekten sevdiğim bir çantam bu.
Benim için hatta manevi değeri de var. Böyle üniversitedeyken çalışıyordum ajansta. Kendim biriktirip almıştım. Hani o yüzden hani ilk herhalde kendi kazandığım parayla aldığım bir ürün olabilir bu. Onlardan biridir. O yüzden çok seviyorum Louis Vuitton çantamı. Severek yıllarca da ben bunu kullanırım. Hani benimle herhalde ömür boyu bu yaşar bu çanta diye düşünüyorum. Evet, başka ne göstereyim size? En sevdiğim çantayı sona saklayacağım. Bora. Şu Eko'nun bir çantası var. Bunun derisi az önceki Guess'in derisinden. Bunlara hiçbir şey olmuyor. Bunu genelde laptopumu falan aldığımda yanıma. İçi çok geniş olduğu için laptopu aldığımda direkt içine sığıyor. O zaman kullanıyorum. Bu bayağı büyük bir çanta. Çünkü artık böyle büyük çantalar çok kullanmıyorum günlük hayatımda. Bunu da böyle severek kullandım. Bir çantam kendisi. Bu da herhalde ömür boyu benimle olur. Bunu satmam diye düşünüyorum. Evet, bakalım başka ne var. Sonra Londra'dayken biraz tozlanmış. Harrods'tan şöyle bir çanta almıştım. Harrods falan yazıyor zaten üstünde. Böyle pazar poşeti gibi bir şey. Hoşuma gidiyor. Bunu da kullanıyorum. Yani çok olmasa da sevdiğim bir çantam yine. Bana Londra'yı ben çok seviyorum. Bir sene de orada yaşadığım için hani benim için anlamı büyük. Bana Londra'yı çağrıştırıyor. Üstünde Londra yazan, Londra detayları olan, Londra'yı anımsatan objeleri ben seviyorum. O yüzden bu çantamı da çok seviyorum. Dediğim gibi bunu da severek kullanıyorum. Vakko'nun bir çantası. Bu da her şeyi içine alan. Bir de bu çok hafif bir çanta. Yani içini istediğiniz kadar doldurun. Çok fazla ağırlaşmıyor. Oldukça da kullanışlı. Bu çantamı da yani bir 5 senesi vardır herhalde ya. Gerçekten 5 sene önce falan almıştım. Çok severek kullanıyorum. Rengi de bence şahane. Yani Vakko'nun çantaları da oldukça sağlam. Ben seviyorum Vakko'yu da. Cüzdanım falan da Vakko hatta. Hadi göstereyim onu da şöyle. Vakko'nun bir cüzdanı kullanıyorum. Beraber almıştım ikisini. Yani dediğim gibi 5 sene falan vardır. Hiçbir şey olmadı. Cüzdana da buna da hiçbir şey olmadılar. Sonra Armani'nin, biz yine üniversitedeyken Armani'nin çantaları vardı böyle plastik. Plastik mi, silikon mu artık onlara ne deniyorsa. O çantalar çok modaydı. Her rengini falan alıyorduk böyle. Sonra ben onların bir kısmını sattım. Sadece iki tane bıraktım kendime. Üzülürüm belki tekrar moda olur diye düşündüm. Bir tanesi şu. Rengi çok güzel bunun. Şu çantam. Yani modası geçti ama ne bileyim kıyamıyorum. Dursun. Tozlanmış yine bu da. Diğeri de şu. Bu birazcık daha büyük. Bunun da rengi çok güzel. O yüzden buna da kıyamıyorum. Elimden çıkarmaya. Bu bayağı tozlu. Umarım ekranda gözükmüyordur. Bir dolabın üstünden çıkardım şunu. Onların üstleri örtülüydü ama tozlanmışlar. Bu iki çantamı da seviyorum ve kıyamıyorum onları da. Kullanmıyorum da. Öyle duruyorlar benimle birlikte. Ama yani ne bileyim yazın kullanırım belki diye düşünüyorum. Belki tekrar moda olur Armani çantalar. Çünkü çok güzeldi. Hani hiçbir şey olmuyordu bunlara da. Ne çiziliyor, ne kirleniyor. Üstüne bir şey dökülüyor. Hemen ıslak mendille falan siliyorsunuz. Kullanışlı çantalarda. O yüzden onları da tutuyorum. Ha, şu çantam var. Bunu zaten plajla ilgili bir video çekmiştim. Güneşlenme önerileri falan diye. Orada göstermiştim. Bu da Sandro'nun bir çantası. Bu da pahalı çantalara girebilir aslında. Pahalı bir marka çünkü Sandro'da. Bunu da çok seviyorum ve bunu ben plaja pek kıyamıyorum. Biraz kullandım plajda falan da. Sonra dedim ki bu çantayı ben ziyan etmeyeyim. Günlük yazın günlük kullanıyorum. Çok güzel bir çanta. Kocaman, hafif bir çanta. Yumuşacık bir derisi var şuraları falan yumuşacık. Kaliteli bir çanta. Yine biz üniversitedeyken moda olan başka bir pahalı çantalar kategorisine girebilecek bir çanta. Burberry'nin bir çantası. Şu. Bunun modası bence geçti. Bunu kesinlikle takmıyorum, kullanmıyorum ama yine de ne bileyim böyle bir gün takarım belki diye de çok kıyamadım bir çantam. Tek handikapı şu, çok dar ve ince daha doğrusu dar. Yani büyüklük küçüklükten ziyade şurası çok ince olduğu için içine sadece cüzdanınızı atabiliyorsunuz. Çanta şişiyor zaten. Ben de böyle bir sürü bir şey atan bir insanım çantam. Anahtarım kocaman, benim cüzdanım kocaman, işte bozuk para cüzdanım var o kocaman. İşte su falan alırım mutlaka yanıma. O yüzden büyük çantalarla gezmeyi seviyorum. Küçük çantaları sadece düğünlerde falan kullanıyorum. Yani öyle söyleyeyim. Pek benlik değil. Ya da gece çıkarken falan kullanıyorum. O yüzden bu çanta böyle tertemiz bir şekilde duruyor yerinde. Evet.
Şimdi size en sevdiğim çantamı gösteriyorum. Yani bunu herhalde iyi ki almışım falan dediğim çantam. İç biraz dolu. Sürpriz, boşaltalım biraz. İçini de kırışmasın, çanta bir şey olmasın, zarar görmesin diye doldurmuşum. Evet. Selin'in bir çantası. Yani bu çanta en sevdiğim çantam. Çok 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 seviyorum. Bu çanta da 2017'de falan almış olabilirim. Bayağı oldu alalı. Tertemiz. Derisi çok güzel, yumuşacık. Bayağı şık bir çanta. İçi geniş, her şey alıyor. Bence her kadının dolabında, belli yaşın üstündeki kadınların özellikle dolabında böyle bir tane pahalı çantanız olması gerekiyor. Paranızı biriktirin, saçma sapan bir sürü bir şey para vereceğinize, işte ne bileyim 5 çanta alacağınıza bir tane ya da 10 çanta alacağınıza bir tane böyle kaliteli güzel bir çanta alabilirsiniz. Dolabınızda olmalı diye düşünüyorum ben. Başka da herhalde benim çantam yok. Böyle şeylerim vardı. Calvin Klein'larım falan vardı üniversiteye giderken. Onların nerede olduğunu bilmiyorum. Zaten hani eskimişlerdir. Kenarları, köşeleri böyle şuralar falan aşınıyor ya. Yani içine defter, kitap koyduğumuz için okula giderken. Onlar biraz hor kullanıldı. Eskimişlerdir. Nerede olduklarını da bilmiyorum. O yüzden gösteremeyeceğim onları. Belki tadilat yaptırıp tekrar kullanabilirim. Bulursam eğer. Başka çantam, küçük çantalarım var. Böyle Zara'dan aldığım, hani akşam tatil akşamlarında işte ne bileyim ya da bir davete falan, işte düğüne müğüne falan giderken kullandığım çantalarım var. Onları göstereyim isterseniz. 2-3 taneler zaten. Bir tanesi şu. Minicik bir çanta. Yani eğer soyulmazsa etmezse ben bunu tatile giderken hep yanıma alırım. İçine zaten ne koyuyorsunuz ki tatilde? İşte kartlığınız, kredi kartınız, biraz nakit para, işte oda anahtarı falan. Yani tam onluk bir çanta. Büyük çantalarla asla gitmem tatile. Şu. Bunu da iki tane düğünde kullandım. Şöyle bir çanta. Bu ikisi Zara'nın çantaları. Çok da uygununa almıştım. Yani 40 liraya, 50 liraya falan almış oluyorum. Bu çok fazla şey alıyor içine. Hiç göründüğü gibi bir çanta değil. İnanamazsınız. İçinde ayrı bir deposu var gibi. Gayet uygun fiyata aldım. İşte böyle şık bir yere gitmem gerekiyorsa bunları takıyorum. Bir de bunun yeşilini almıştım, o diğer çantanın. Çok uygundu çünkü indirimde fiyatları. O kadar başka küçük çantam olduğunu zannetmiyorum. Bir tane daha bu arada benim düğünlük bir çantam vardı, böyle pırıltılı minik dikdörtgen şeklinde. Onu şu an bulamadım. Yeni toplamıştım. Dolabı nereye koydum hatırlamıyorum. Onu gösteremeyeceğim. Belki videonun sonuna eklerim bulabilirsem eğer. Bir de şöyle bir tane çantam var. Bunu da göstermek istedim size. Bu laptop çantası olarak aldım. Ama yani o kadar güzel bir çanta ki, o kadar güzel bir kumaşı var ki. Eğer küçük bir laptopunuz varsa bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bakabilirsiniz. Mugo'da satılıyor. Şu markasını göstereyim. Yani başka bir şeyler, ne bileyim işte evraklarınız bilmem neresi falan şöyle koyup çantaya atmalık bir şey. Yani çok sevdiğim, çok kullanışlı bir parça. Diğer çantayı ararken elime bu geçti. O yüzden bunu da göstermek istedim. Belki sizde fikir gelir aklınıza ve değerlendirirsiniz böyle bir çantaya ihtiyacınız varsa. Mugo'dan almıştım. Oradan alabilirsiniz. İnternet sitesi de var, mağazası da var. Böyle bu kadar. Çantalarım bu kadar. Benim çok fazla çantam yok. Dediğim gibi hani bunlar da yıllardır biriktirdiğim çantalarım. Son herhalde 2 senedir falan hiç çanta almadım. Deniz çantası falan, yani böyle hasır çanta falan almış olabilirim belki. Onları zaten diğer videolarda gösterdim. Onun dışında gerçekten çok çanta alan birisi değilim. Kaliteli çantalar kullanmalı bence her kadın. Öyle düşünüyorum. Ucuz çantalar alacağınıza biraz paranızı biriktirin. Bir tane güzel çanta alın. Hani illa gidip böyle Chanel almanız gerekmiyor. İşte Louis Vuitton da almanız gerekmiyor. Ama daha kaliteli, hani uzun yıllar kullanabileceğiniz, sıkıldığınızda satıp paraya çevirebileceğiniz çantalar almanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bana lütfen fikirlerinizi söyleyin. Yorumlara yazın. Beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Videomu likelamayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.